Kendine de fon kilise ajanı sananlara. Artık bir yol açın. Çünkü babanız geldi. Bu videomuzun öne çıkması ve herkesin bu teoriyi öğrenmesi için bu video isterden rekor beğeni ve yorumlar bekliyorum. Çünkü bu videoda gerçekten hepinizin şok olacağı ve kimsenin bilmediği teoriler var. Bu videodan sonra bütün skip videonun altına da gökmen numara teorisi yazarsanız sizi öpüyorum. Kafanız çok karışabilir biliyorum çünkü çok derin teori ve analiz yapacağız. Hatta Dafun yanındaki kişiyi bile buldum. O zaman 60. bölüm part 1'den başlıyoruz. Burada biliyorsunuz tam yukarıda Dafun gözüküyordu ama bu sefer yanında bir kişi daha var. Şimdi başlıyoruz, hazır mısınız? Dafun bundan tam 7 ay önce Maya 07 ve ise Maya 09 adında bir video yayınladı. Ve aslında tam olarak bu video sayesinde bütün olayı çözeceğiz. Part 1'den başlattım, hazır mısınız? Şimdi bu Dafun yani Maya 09. Zaten Dafun'un gözlüklü, siyah takım elbiseli, siyah eldivenli biri olduğunu biliyoruz. Ve Google'da Maya 09 diye arattığımda Dafun fandom sitesi çıkıyor. Ve evet, bu siteye girdiğimde buradaki görselle buradaki adam tam olarak eşleşiyor. Ve azıcık aşağı indiğimizde Maya 09'un özelliklerini şöyle Türkçe'ye çevirdiğimizde Maya 09 kahverengi bir ceketin yanına siyah bir takım elbise ve kahverengi pantolon, mavi bir gömlek, siyah kravat, eldiven ve ara sıra kulaklık giyiyor. Ve burada tam olarak Dafu'yu özetliyor. Buraya kadar hepiniz anladınız değil mi? Maya 09 ve Maya 07'yi unutmayalım. Devam ettiğimizde şurada bir yazı dikkatimizi çekiyor ve burayı Türkçe'ye çevirdiğimizde kıyafetleri orijinalinden farklı. Ayrıca beyaz gömlek, kırmızı kravat ve gözlüksüz siyah bir takım elbise giyiyor. Devam ettiğimizde burada Dafu yani Maya 09 bir şeyler yapıyor burada. Kendine özel bir portal yapıyor. Bu portal tam olduğunda bir alarm sesi geliyor. Oraya baktığında bir sıkıntıların olduğunu görüyor. Ve farklı bir evrende Maya 09 tamamen bütün dünyayı yok ediyor ve fark ettiyseniz gözlüksüz bir Maya 09. Kendisinin beyaz gömlek giydiğini ve gözlüksüz olduğunu görmüştük. Ve tam olarak burada Maya 09 bambaşka. Yani burada anladığım kadarıyla eğer yanlışım varsa yorumlarda düzeltin beni. İki tane Dafuk var ama normal skimi tuvalette bize yardım eden Dafuk iyi tarafta çünkü onun gözlüğü var. Ama gözlüğü olmayan bir Dafuk görürsek büyük ihtimalle skimi tuvalette göreceğiz. O kötü birisi demektir. Neyse devam edelim. Kötü Maya 09 ve iyi Maya 09 görüyorsunuz. Gözlükleri ve tabletinden birisinin konumunu buluyor. Ve konum bulunduğu Maya 07'nin konumu bulunduğu Maya 07 kim diye soracak olursanız kulaklığını taktı. Birazdan onu da anlatacağım. Maya 07 kim mi onu da anlatacağım. Burada yola çıkıyor. Maya 09 arabasına biniyor. Naber Müdür arabasına çok benziyor bu arada. İyi dikkatle dinleyin. Atlamadan izleyin, dinleyin. Çok önemli şeyler olacak. Evet, şu anda Maya 07'nin yanına gidiyor. Birazdan öğreneceğiz kim olduğunu. Ve geldi. Maya 07 burada oturuyor. Asansörde geldi. Skimi Tuvalet 2. bölümde biliyorsunuz. Sarı arka planlı asansör. Ve Maya 07'nin odası. Bakın resminde görüyorsunuz. Kim olduğunu anlayacaksınız birazdan. Anlayanlar vardır zaten. Ve Maya 07 burada. Posterlerini görüyorsunuz. Birazdan anlayacaksınız. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Beatbox sesleri geliyor arkadan. Eldiveni görüyorsunuz. Maya 09'un eldivenini. Bu Dafuk. Orijinal Dafuk. Başlıyor. Geliyor. Maya 07 geliyor. Bakın tanıdık geldi mi? İşte Maya 07 tam olarak Skimini Tuvalet. Hemen birinci bölüme geliyoruz. Bakın Skimini Tuvalet'in ilk bölümü tuvaletten Maya 07 çıkıyor. Bu normal Skimini Tuvalet ve bu da Maya 07. Aralarında hiçbir fark yok. Devam edelim, birazdan daha dikkatli bir şekilde anlatacağım. Şimdi iyi izleyin. Burada Dafuk Bomb Skimini Tuvalet'in yani Maya 07'nin yanına geliyor. Ve onunla bir anlaşma yapmak istiyor çünkü kötü Dafuk Bomb'u durdurmamız lazım. Ve burada DJ sahnesine aktarılıyoruz. Ve Skimini Tuvalet 6. bölüme geliyoruz. Yani DJ'in olduğu bölüm. Ve burada G-Man'i görüyoruz arkadaşlar. Acaba Maya 07 ile G-Man'in bir bağlantısı mı var? Ve hemen ardından Maya 07'i yani Skimini Tuvalet'i görüyoruz. Dafuk'un 9 ay önce attığı bir videoya daha bakalım. Bu bölümde normal Maya 07'i Skimini Tuvalet'in dansını yaparken bakın arkaya dikkatli bakın bir anda G-Man'i görüyoruz. Normal bölüme devam ediyoruz. Bunları anlatmam lazım kafanızın karışmaması için, her şeyi anlamanız için. Yine burada beatbox sahnesi. Gayet güzel.
Dafuk orada izliyor. Ve bir anda bitti. Yine aynı odaya geri döndük. Come on. Hadi lan bir kere this. Daha konuş Tafuk diyor. Tafuk burada. Ligma bok. Ve evet burayı hatırladınız mı? Evet Skinny Tuvalet 2. bölüm. Yerdeki halının desenleri, asansör kapısı ve asansörün üstündeki kare tablo. Tekrardan filme döndüğümüzde yerdeki halıları, asansörün üstündeki kare tabloyu görmüş oluyoruz. Abi çok iyi, bütün teorileri, her şeyi yakalıyoruz. Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Bu videonun öne çıkması için güzel yorumlar da yapın. Evet devam edelim. Burada wake up. Bakın Mane spreadi sürekli havada, sürekli uçuyor. I instantly healed you before. Bunlardan birisi ölümsüz ya da ikisi de ölümsüz olabilir ama tam olarak anlamadım. Benim de kafam karıştı. Thanks. Siz biliyorsanız yorumlarda yazın. You got one minute to tell me. Niye benim eve geldin? Niye beni rahatsız ettin? Anlat bakalım diyor. Impossible. I'll need more than one minute. First, evet, bir dakikadan fazla zamanım var. Laboratuvara gitmemiz lazım diyor. Bir anda laboratuvara ışınlanıyorlar. Biliyorsunuz Tafuk da ışınlanıyor. Çok garip şu anda. Tamam devam edelim. Gözlüklerimi düzeltti. Ve bölümün burada sonuna geliyoruz. Ama merak etme hemen ikinci parta geçelim. Devam ettiğimizde burada Mane 09, Mane 07'ye kötü Tafuk'un olduğunu gösteriyor. Sana benzediğini söylüyor. Ve başka bir evrenden... Yani Skimitron evreninden alternatif birisi. Normal Tafuk böyleyken bu gözlüğü yok, beyaz bir gömlek giyiyor ve paranormal süper güçlere sahip olduğunu söylüyor. Seyahatler arasında seyahat ettiğini söylüyor kötü Tafuk'un ve gezegenlerin yıkımına sebep olduğunu söylüyor. Kardeşim kardeşim diyor ama bunların kardeş olduğunu sanmıyorum çünkü bunlar bir iş arkadaşı. Beraber anlaşıyorlar. Mane Spread'e her şeyi gösteriyorum ve ben de sizlere gösteriyorum her şeyi öğrenmemiz açısından. Geriye sadece bir gezegen kaldı. O da şu anki gezegen. Yani Skimitor evreninden sonra buraya gelecekler. Ve Mane Spread'e ile Mane 09'u görebiliriz. Çok ilginç ilerliyor şu anda. Veya kötü Dofo bile görebiliriz normal Skimitor'da şu anda. Eğlenceli mi eğlenceli diyor. Güzel diyor. Mane Spread'i tam burada giderken diğer dünyalardan bahsediyor iyi Tafuk. Ama burada Mane Spread'lerden yardım istemek zorunda kalacağım deyince bir duran söhbetli Raymond'a saldırıyor, gördünüz mü? Burada da çok önemli diyaloglar var, burayı da iyi dinleyelim arkadaşlar. Onu bir yere doğru çekti ve duvara vurdu. Diğer Mane Spread'ler mi? Onlar da kim diyor? 5 süper güçlerinin olduğunu söylüyor. Sadece bir tane Mane Spread olabilir, o da benim. Yani Skimit Olet diyor. Burada benim bir teorim var. Bence burada bahsettiği diğer Mane Spread'ler, bir tanesi Astro Toilet, diğeri de Hybrid Skimit'i. Evet devam ediyoruz. Ve Mane Spread'i yok etmene yardım edeceğim. Ama bana diğer tüm Mane Spread'leri göster diyor. Ve burada da bunları gösteriyor. 3 tane Mane Spread olduğunu söylüyor. Bence bunlar Astro Tuvalet, Hybrid Skimit'i, G-Man ya da Profesör Tuvalet olabilir. Çok ilginç ilerliyoruz şu anda. Süper güçleri olan bambaşka tuvaletler. Ordinary humans. Sıradan insanların hiçbir önemi yok. Bize önemli tuvaletler lazım ve anlaşma sağlanıyor. Süper bir anlaşma. O zaman devam edeceğimizi söylüyor ama... Ama o kadar hızlı değil. Önce dış görünüşümü değiştirmem lazım diyor. Ve burada görünüşünü değiştiriyor. Farkındaysanız birinci bölümdeki tuvalet olduğu ve bayağı bir şekilde şemale büründü. Ve bir yumruk daha geldi. Dafuk yani Mane 09 üçüncü kez ölüyor. Ama ölümsüz galiba. Ve Mane Spread'in yeni hali. Okay. Buradan sonra da önemli şeyler var. Burayı da iyi izleyin. İşte Skimitor tuvalet evrenini görüyoruz, bu ikisi yan yana. Bunlarla ilgili bir şey diyeceğim, hatta şimdi söyleyeyim dayanamayacağım. Bu ikisini yan yana görüyoruz, size neyi çağrıştırıyor? Tabii ki de 67. bölümdeki bu yeşil ışığın arkasındakiler. Mane 09 ile Mane 07. Çok büyük bir ihtimalle böyle olabilir ama ben orada G-Man'in de olduğundan şüpheleniyorum. Çünkü biliyorsunuz size izlettiğim görüntülerde arkada G-Man de oluyordu. Devam edelim, her şey çok karıştı. Müzik söylüyor. Kimin müziğe ihtiyacı var ki diyor. Ve... Müzik geliyor. Müzikten önce de Mane Spread'e her zaman güler. Bir müzik. Çok garip bir beatbox. Ama bakın kafası Skimit Tuvalet gibi uzayabiliyor. Fark ettiniz değil mi? Çok ilginç şeyler geliyor. Bunları gerçekten bulmak için bayağı durmuyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir, anlamışsınızdır. Uçuyor, değişik şekiller şekle geliyor be.
İşte olay bu kadar. Size anlatmak istediğim buydu. Bakın bu yeşil ışığın arkasındakiler daha demin gördüğümüz -07 ile -09 olabilir. Bölüme devam edelim. Burada değişen bayağı bir şey olduğunu görüyoruz. Bakın buralar normal ama bayağı bir şey değişti. Bu arada o sondaki kapının şifresini de çözdük. Sizin sayenizde birazdan oraya da değineceğiz. Burada yine normal bir şekilde saldırıyoruz. Polisler gel ona vuruyoruz. Dafu hatta orada görüyorduk. Arabadan indiğimiz zaman. Ama bir tane olarak gördük. Bakalım ikinci bir dafu görebilecek miyiz ya da -07'i görebilecek miyiz? Şu anda indik. Ve sağ tarafta... Evet, normal bir tane dafu var sadece. Direkt bölüm buraya aldım. Profesör Skip Tuvalet'in geldiği yer hiç uzatmaya gerek yok. Sadece değişen yerlere bakalım bizim için yeterli. Burada Titan kameramanla Titan Spreaker'ın yan yanayken siyah dumanın ardından Profesör Skipper'in tuvalet geliyor. Ve bunların savaşını göreceğiz. Burada değişen bir şey olmuş. Burada değil de birazdan göreceksiniz. Sen oğlum bittin diyor. Sen bittin oğlum diyor. Ve yeni bölüme geldik. Burada saldırıyordu Profesör Skipper tuvalete. Devam edelim. Burada bir şey yok. Salt ya. Fark etmedim. Şeyler olursa yorumlarda yazın. Ben burada bir şey olduğunu fark etmedim hiç. Ona vuruyordu, tamam, buralar hala aynı, güzel, tamam. Arkada aletini çıkarıyordu. Birazdan plangır kameraman gelecekti, oraları da biliyoruz. Reaktörlü ateş ediyor, Profesör Skip tuvaletinin yüzünü yakıyordu burada. Buraları da biliyoruz. Burada yaralanıyordu ve plangır kameraman şimdi geliyordu, birazdan. Oo, evet ve geldi, güzel, bunu da gördük, buraları da biliyoruz, her şey normal gidiyor. Ve hoparlörüyle bizim de bu arada ekranımız şey oluyor, televizyon şey hoparlörün şeyinden dolayı ekranımız bozuluyor. Plangır kameraman burada öldüğünü zannediyorduk ama ölmüyor. Bakın tam burada saldırıyor ve GMS gibi tuvalet geliyordu burada. Tamam, burada her şey normal, güzel. Tam burada Titan kameranın merceğini alıyordu ve ona kontrol etme etkisi veriyordu. Biz de merceğimizi takıyorduk. Şimdi burada Titan kameraman kendini parçalarken burada biliyorsunuz ateşler püskürmüştü. Hatta şu an kendi videomu açtım, daha detaylı bir şekilde bakabiliriz. Tam burada bakın, boğazına bakın. Ateş patlıyordu. Ama burada hiçbir şekilde ateşin patlamadığını görüyoruz. Sonradan patlıyor. Az bir patlama var ama tam detaylı patlama yok. Ve burada elini kesiyordu. Tamam, buralar normal. Bakın kendi vurmaya devam ediyor. Abi çok ilginç. Ve tam burada bıçağıyla vuracakken G-Man araya dalıyordu. Bu G-Man büyük ihtimalle gerçek G-Man olabilir. Onun detayını hala şey yapamadık, çözemedik. Ve tam burada biz ateş ediyorduk, hiçbir işe yaramıyordu ama Titan TV'men işte ortaya geliyordu abi. Umarım efsaneydi. Titan TV'men'in ilk geldiği bölüm harikaydı. Bunu zaten teorisini tutturmuştuk. Profesör TV'men'in burada bir sayı yazdı, onu ters çevirdiğimizde bu bölümde geleceğini anlamıştık. Biz çözmüştük yine. Teorimizde tabii kuranlar oldu ama neyse, onlara boş verelim. Biz şu an en iyisiyiz. Devam edelim buradan. Profesör hiçbir şekilde kaçmıyor. Bunun da bir gizemi var bu arada, niye kaçmadığıyla alakalı. Burada TV'men geliyordu. Normal dalıyordu, burada bir şey yok. Şimdi asıl yere geldik. Burada... Bakın. Profesör Skip Tuvalet'in öldüğünü daha iyi anladık. Geliyor işte, hazır mısınız? Şimdi patlattı. Ve Profesör Skip Tuvalet'in ağzının içine iyi bakın. Bakın burada klon olduğu, sahte olduğu resmen belli. Çok belli ve... Bu kadar, hepsi bu deyip bitiyordu. Şimdi yeni bölüme geldik. Titan kameramanın burada merceğini veriyordu, tamam. Burada no stamping, don't stamping, sakın beni bıçaklama diyordu. Ve burada boss GMS gibi tuvaletlerin klonları geliyordu. Bu sayeden sonra zaten Dafuk geliyor, yani -09. Burada bize soluna bak diyor. Bakın gözlüklü olan, biliyorsunuz gözlüksüz olan kötü Dafuk'tu. Solumuza baktığımızda burada Profesör Skipper Tuvalet'in orijinal halini görüyorduk. Ama bence bu bile orijinal hali değil. Şimdi birazdan ona değineceğim. Bakın burada saldırı alıyorduk. Tamam, buraları anlatacağım. Şimdi neden Profesör Skipper Tuvalet'in orijinal olmadığını anlatacağım. Tabii orijinal de olabilir ama bence orijinal değil. Bakın burada bir yazı var, gördünüz mü? Şimdi o teoriye geldim, sayenizde çözdüğümüz teoriyi. Bakın ben size bir önceki Skip Tuvalet teori videomda böyle bir tablo ve böyle bir yazı vermiştim. Epsilon, kappa, iota, beta, iota, delta, iota diye ve bunu biriniz çözmüş. Football Edit bu kelimeleri the cap virus, the virus, not the virus, yes olarak çevirmiş. Teorilerinizi bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin de teorilerinizi videolarda gösteriyorum. Ve burada yazılan yazıya göre, yani
Yani anladığım kadarıyla bu üste bir virüs üretiliyor ve sikimi tuvaletlere de insanlar, kameramanlar bir virüse uğrayacak. Biliyorsunuz da sağda ve solda geçişler vardı. Belki de bu geçişlerin ardında size hissettiğim bu üst olabilir. Bakın, Male 09'un araştırma yaptı, portal yaptı. Bu üst olabilir. Ve şimdi gelelim, ben neden Profesör Skip tuvalette bu da sahte dedim. Bu ampleme baktığımızda ortada 3 tane tuvaletin olduğunu, ikisinin boş, bir tanesinin dolu olduğunu görüyoruz. Ve bu dolu olan da Jim Skip tuvalet. Jim'i zaten sahte halinde gördük, orijinal halinde gördük. Ve burası bir bu bulmaca gibi. 3 tane tuvalet vardı, biz bir tanesini çözdük. Jim ortada, yanlarda da başka tuvaletler var. Yani bunlardan biri tabii ki de Profesör Skip tuvalet ama onun hala orijinal halini görmediğimiz için buraya yerleşmemiş olabilir. O yüzden Profesör Skip tuvalet bir kere daha ölebilir. Onun orijinal halini bence daha görmedik. Evet, çok uzun ve çok gizemli, detaylı teori ve analiz videosu oldu. Gerçekten şu ana kadar ki en iyi analiz. Çekerken çünkü ben bile yoruldum. Çok karışık oldu. Umarım sizlere anlatabilmişimdir. Anladıysanız videoya like atmayı, kanalıma abone olup yandaki videomuzu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki Skip tuvalet bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.